Aynes kurucusu CZ'nin Interpol tarafından kırmızı bültende arandığına dair haberler piyasada dolaşmaya başladı. Bu haberleri yapan haber sitelerine baktığımda daha önce de zaten vukuatlı olan haber siteleri ve bunlar birden böyle piyasaya paylaşınca tabii ki de piyasada böyle bir kötü haber algısı oluştu arkadaşlar. Piyasalarda da dikkat ettiyseniz ufak bir geri çekilme yaşandı. Bakalım gerçekten Binance kurucusu CZ Interpol tarafından aranıyor mu? Aranmıyor mu? Bunun doğrulamasını hemen sizlerle beraber yapacağız. Kanalımıza da bunu videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz deyip videomuza ışık hızıyla geçiyor. Bugün Desk tarafından paylaşılan bu haber ve buna bazı belli başlı haber siteleri zaten bu konuyla alakalı paylaşımlarını yaptılar değerli arkadaşlar. Şimdi burada kısa bir hemen arama yapmamız lazım. Bunun için de Interpol'un kendi resmi web sitesine giriyoruz. Web sitesi içerisinde de kırmızı bültenleri görüntüleme seçeneği var arkadaşlar. Yani Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı herkesi yayınladığı bir web sitesi var. Ve bu web sitesine de kırmızı bültenle kim arıyorsa bunu ekliyor. Bunun için de bizim CZ'nin gerçek ismini bulmamız lazım. Bu da çok basit. Binance CZ real name yazdığınızda zaten direkt ismine ulaşıyorsunuz. Aşağı taraflara şöyle bir girdiğinizde isim soyisim ben zaten aratmıştım. Şimdi direkt olarak zaten hemen buradan adını filan böyle kopyaladığımızda, yapıştır yaptığımızda şöyle görüyorum Kanada vatandaşı olarak geçiyormuş vatandaşlığı. Fakat ben bunu sadece Kanada değil böyle hepsini genel olarak arasın. Burada da tümünü arasın. İşte şimdiki çağ olaylarını arasın. Kim tarafından aranıyor gibi hepsini geçiyoruz. Burada arama düğmesine basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere bu isimde Interpol tarafından Kırmızı Bülten'de aranan bir şahıs yok. Şimdi bu, bunu hadi dedik ki isim belki yanlış yere yazdık. Soyadı kısmına bunu yazalım arama seçeneğine basıyoruz ve bakıyoruz ki yine tekrardan kırmızı bültende aranan birisi yok. Şu habere şöyle bir baktığımızda daha doğrusu bu haberi paylaşan haber sitelerine şöyle bir baktığımızda haberin kaynağını doğrulamadan direkt olarak paylaşmaları sanki birileri tarafından fonlanıp birileri tarafından yönlendirme yapılarak sanki bu haber paylaşılmış gibi bir algı oluştu benim gözümde. Daha önce de zaten böyle bir olay yaşanmıştı. Bunu da terörün çöküşünden sonra zaten bu olayı yapmışlardı. Kırmızı bülten Daron Interpol tarafından daha ikinci gün mü, üçüncü gün mü ne yapmışlardı? Dikkat edin o haberlerin hepsini tek tek sildiler. Son zamanlarda Binance'la alakalı gerçekten çok fazla ortada foot haber dolaşıyor değerli arkadaşlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Binance'ı ele alamadığından dolayı şu an Coinbase, Kraken gibi borsaları ele aldı. Dikkat ettiyseniz Coinbase Amerika'dan kaçmaya çalışıyor. Farklı bir merkeze yerleşmeye çalışıyor. Bu haberlere de zaten ulaşabilirsiniz biraz arama yaptığınızda. Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri kripto paralarla alakalı bir yasallaştırma ve bir kanun şeyi çıkartacaklar ki bunun öncesinde şöyle bir kripto para piyasalarını büyük kripto para piyasalarını ele alalım mantığıyla ilerliyorlar. O yüzden de şu an tek hedeflerinde olan CZ var. Yani Binance'ın kurucusu. Tabii ki de Binance'ı kolay kolay böyle ele geçirme gibi durumları söz konusu olamaz. Çünkü Binance'ın gerçekten dünya üzerinde yayılmış çok fazla ağı var. Ha, gider Binance.us'i engeller ama global çapdaki Binance'ı engelleme durumu söz konusu olamaz. Bu konularla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza takılan bir şey olsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.